Hükümetin Suriye politikası ile ilgili bugün iki önemli gelişme vardı. Dışişleri kaynakları Suriyeli isyancıların eğitimi ile ilgili mutabakatın bu ay imzalanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD'nin bile Esad'ı devirmek imkansız dediği bir ortamda Esad gitmeli dedi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisinin Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında yaklaşık 4 yıldır devam eden terör hareketleri karşısında büyük bir zafer elde etti. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Brett McGurk dahi muhaliflerin Esad'ı devirmesinin imkansız olduğunu itiraf ederken, muhalifler Esad yönetimiyle Moskova'da masaya oturmaya hazırlanıyor. Sayın Bakanımızı kürsüye davet ediyorum. AKP hükümeti ise böyle bir ortamda hala Esad gitmeli diyor. 7. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilginç ifadeler kullandı. Sınırımıza yakın alanlarda güvenli bölgeler ve uçuşa yasak alanlar ilan edilmesi gerekmektedir. Türkiye olarak beklentimiz, meşruiyetini uzun zaman önce kaybetmiş Esad rejiminin barışçı bir geçiş süreciyle yerini Suriye halkının tümünü temsil edecek bir yönetime bırakmasıdır. Öte yandan dışişleri kaynakları Suriyeli isyancıların eğitimiyle ilgili mütabakatın bu ay imzalanacağını açıkladı. Eğit Donat projesi kapsamında Türkiye'de 3 yılda 15 bin isyancının eğitilerek Suriye'ye gönderilmesi hedefleniyor. Hükümet bir yandan Suriye karşıtı açıklama ve eylemlerine devam ederken bir yandan da ilişkileri düzeltme mesajları veriyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suriye ile ilişkilerin ıslak bir tülbentin kuruması kadar kısa bir zamanda düzeltileceğini söylemişti. Türkiye ile bu ülkelerin yönetimleri arasında belli ve malum sebeplerle meydana gelen soğukluk süratle giderilmektedir. Bizim Türkiye'de ve Türkçe'de güzel bir tabirimiz vardır. Bu atasözü de denebilir. Islak tülbent kuruyunca geçer veya ıslak tülbent kuruyuncaya kadar geçer. Yani tülbentin kuruması ne kadar çabuk oluyorsa, inanın aramızda bu soğukluklarında süratle giderileceğini sizlere müjdeleyebilirim.